Selam. Şimdiki konumuz Sırbistan. Sırbistan, Belgrad. Kotor'dan ayrıldıktan sonra Karadağ'da Bar'a geçtim. Bar'a niye geçtim diye soracak olursanız, Bar tren istasyonunun başladığı yer. Bar'dan Belgrad'a trenle geçmeyi istiyordum. Doğal olarak Bar'a geçtim. Bar'ı da gezme şansım oldu ama Bar daha çok deniz kenarında bir şehir gibi. Hani yolunuz üzerinde değilse görmenizi tavsiye edeceğim, yani yolunuzu orasını görmek için değiştirmenizi tavsiye edeceğim bir yer değil. Tren istasyonunun yani son durağı orası. Karadağ içerisinde. Ben de doğal olarak oradan ilk duraktan binip son durak Belgrad'a kadar gitmek istediğim için oradan geçmeyi tercih ettim. Kotor'dan otobüsle Bar'a geçtim. O da zaten 3 saat kadar sürüyor. Tren biletimi aldım. Şöyle bir sıkıntı vardı. Tek tren var gün içerisinde. Doğal olarak da akşam treni. Erken gittiğim için tabii Bar'ı gezmek zorunda kaldım. Yani aslında iyi de oldu. Bar'ı gezmiş oldum. Akşam treni. Akşam treni olmasının tek kötü tarafı, inanılmaz bir manzarada tren yolculuğu yapıyorsunuz. Ama gece olduğu için çok fazla göremiyorsunuz veya video, fotoğraf çekme şansınız olmuyor. Ben yine hava aydınlıkken birkaç fotoğraf, video çekme şansım oldu. Onları da yine paylaşacağım zaten. Görme imkanınız olacak. İnanılmaz keyifli bir tren yolculuğuydu. Sağ olsun iki tane arkadaş, onların yerel içkisi, Rakia. Bizim Rakia benziyor. Tadı da işte. Fakat tipinden farklı olarak onlar farklı meyvelerle yapabiliyorlar. Mesela onların getirdiği kayısıydı. Bir tane genç kız vardı sağ olsun. İngilizce biliyordu. Onun sayesinde herkese iletişim kurma şansım oldu. Yaşlı bir teyze ve genç kızla birlikte aynı kompartmandaydık. Hemen yan kompartmanımızda da iki tane süper eleman rakiyalarını getirmişler. Birlikte muhteşem bir gece geçirme şansımız oldu trende. Eğlendik. Toplam 12 saat sürüyor tren yolculuğu. Yani sabah erkenden Belgrad'da oldum. Belgrad'da ben hostelimi ayarlamamıştım. Nasıl olsa giderim, kapıda girer, hostelimi ayarlarım demiştim. Fakat orada niyeyse bir sıkıntı yarattılar. Daha sonra Booking'e girip tekrar bir hostel ayarlamak için zaten daha çok Booking.com'u kullanıyorum. Booking'e girip farklı bir hostel bulup oraya gittim. Sabah erken gittiğim için tabii check-in yapma şansım olmadı ama çantanızı bırakıyorsunuz hostele. Tekrar çıkıp geziyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Nasıl arzu ederseniz. Ben de çıktım kahvaltımı yaptım. Zaten açtım. Sabahın köründe indim, yorgundum biraz. İyi de oldu. Belgrad, Balkanların zaten en büyük ve en eski şehri diyebiliriz. Osmanlı içinde, bundan önceki tarihteki devletler içinde çok önemli bir kent. Zaten şehri gezerken de fark ediyorsunuz. Her devlet farklı şekilde orada yatırımını yapmış. Kendinden eserler bırakmış. Oradan geçmiş olan devletler. Şu anda zaten Sırpların kontrolünde. Sırbistan'a bağlı. Bu anlatamada bitiremedikleri NATO bombardımanının eserleri de hala duruyor. Topu topu 3 tane binayı bombalamış NATO. Onlar da zaten askeri binalar. Kesinlikle sivil bir binayı vurmamışlar. Onları da görme şansım oldu. Sırbistan'da çok katı bir şekilde milliyetçi havayı görüyorsunuz. Ama kesinlikle hani Türklere karşı bir şey yok. Çok seviyorlar. Hiç kimseden kötü bir muamele görmedim. Tam tersi. Benimle tanıştıkları zaman daha güler yüzü, daha cana yakın davranıyorlardı. Hani mesela içinizde öyle bir korku varsa kesinlikle öyle bir şey yok yani. Bir ön yargı Türklere karşı yok. Rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Zaten vize istemeyen ülkelerden. Ben de gittim gezdim. Zaten dillerindeki pek çok kelime Türkçeden gelmiş. Hatta gezilecek en önemli tarihi yerlerinden birinin adı Kale Meydanı. Osmanlıların yaptığı kale. Daha doğrusu eski kalenin üzerine yeniledikleri kale diyelim. Kalenin üzerinde. Zaten göreceğiniz pek çok şeyin ismi Türkçe. Saat Kulesi.
Onlar saat kule demişler gibi. Böyle ilginç şeyler var. Şehir merkezine 3-4 farklı caddeyi yürüyüş yolu yapmışlar. Yani tamamen yürüyüş, araçlara kapalı. Zaten elinize eğer bir şehir haritası geçirirseniz, şehir haritasında da yazıyor bu. Oraları mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Güzel, keyifli yerler. Hani yemek yiyecekseniz, gece hayatı için kulüplere falan takılmayı düşünüyorsanız çok eğlenceli, çok aktif bir gece hayatı var. Sırbistan, şöyle söyleyebilirim, Belgrad şu seyahatim boyunca, yani şu anda Rusya'yı bitirmek üzereyim, seyahatim boyunca gezdiğim en ucuz yerdi. İster yemek anlamında olsun, ister içmek, eğlenmek anlamında olsun, kulüplere gitmek anlamında olsun, tren bileti olsun, seyahat, otobüs bileti olsun, gerçekten gezdiğim en ucuz yerdi. O anlamda bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Kendi para birimiyle zaten alışveriş yapıyorsunuz. Zaten ülkede Türk bankaları da var. Yani büyük ihtimalle hesabınızdan, bankamatikten para çekmenizde de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız orada. Belgrad'la ilgili şöyle bir hayal kırıklığım oldu. Ben oraya gittim ve 6 gün orada kaldım. Ve 4 gün sırılsıklam yağmur yağdı. Yani ne dışarı çıkabildik, ne gezebildim, ne bir şey görme şansım oldu. Yine 2 günde elimden geldiğince gezdim ve fotoğraflarını çektim. Yine bu video ile birlikte veyahut da videodan sonra sizinle paylaşırım. Onları da görme şansınız olur Belgrad'la ilgili. Fakat Sırbistan'da daha fazla bir yer gezemedim. Ben normalde Sırbistan'dan trenle Kosova'ya geçip, çünkü haritaya bakarsanız zaten doğal yolda orası Kosova, oradan da Makedonya'ya geçip o şekilde Balkanlar seyahatimi bitirmeyi planlıyordum. Fakat Sırbistan'la Kosova arasındaki siyasi sıkıntılar dolayısıyla Sırbistan'dan Kosova'ya herhangi bir araç bulamadım. Bunun üzerine ben de seyahatimin rotasını biraz değiştirip yine Sırbistan'dan en çok sevdiğim seyahat yöntemi trenle Üsküp'e, Makedonya'ya geçmeye karar verdim. Bu şekilde gelişti olaylar. Sırbistan seyahatinde hostelim çok keyifliydi. Orada yine pek çok farklı insanla tanışma şansım oldu. Onlardan da yine seyahatim konusunda farklı bilgiler aldım. Sırbistan çok güzeldi. Pek çok Avrupa şehri gibi inanılmaz parkları var. Parklarda geziyorsunuz, oturuyorsunuz, dinleniyorsunuz. Zaten canlı parklar, eğlenceli. Canlı müzik var sürekli. Konserler var. Bunları görme şansınız oluyor. Zaten mutlaka bunlara katılmanızı da tavsiye ederim. Öyle yaptığınız takdirde seyahatiniz daha eğlenceli, daha keyifli olacak. Ben tek başıma olduğum için zaten mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmeye çalışıyordum. Yeni insanlarla tanışmaya, yeni arkadaşlar edinmeye. Hatta belki onlardan ufak tüyolar alırım hesabı. O şekilde. Sırbistan'la ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Sırbistan'dan sonra Makedonya'ya, Üsküp'e geçtim. Bundan sonraki videomda da biraz size oradan bahsedeceğim.